Sevgili izleyicilerimiz, programımızı Azerbaycan Bakü'den devam ediyoruz. Yanımızda Sevinç Hanım var. Öncelikle merhabalar, sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Salam, hoş geldiniz Bakü'ye. Hemen siz gelesiniz. Benim de adım Sevinç Başarıvam. 5 yıldan çoktur ki burada bu şirkette iş çalışırız. Peki bize işletmenizin kurulum ve gelişim hikayesinden bahsedebilir misiniz? Bizim şirket, yani sırf bu indiki meşgul olduğumuz istihsal sahesini 6 yıldan çoktur meşguldur. Daha da ondan önce 20 yıldan çoktur çörek fabrikasında açılmıştı, orada işliydi. Sonradan yani böyle işte biraz arttıktan sonra biz artık bu yeni bir sahaya geçtik. Ona göre de 6 yıllık zahmetimiz, emeğimiz, işçilerimiz de hamımızdan bir yerde işlerimiz daha da büyüdü ve daha bir yüksek bir seviyeye geldi. Bizlere ürünleriniz ve ürün çeşitleriniz hakkında bilgiler verir misiniz? İstihsalatımız aslında böyle baralıca görünse de ama istihsalımız ve mallarımızın çeşitleri çoktur. 100'den çok çeşit istihsal edilir. Bunun da içinde çöreğidir, poğaça grubudur, kurabiyelerdir, pastalardır. Onları istihsal edilir ve bunları da hemen bütün Bakı'nın her tarafına yani dağıtırız, paylaşırız. Peki ürünlerinizdeki kullandığınız malzeme kalitesinden bizlere bahsedebilir misiniz? Biz de hem meşeki kimi, biz işimizin esas bizim için işimizde keyfiyeti. Keyfiyeti de sağlamamız için en yüksek keyfiyetlerine mallar varsa onları istifade edirik. Demeli bizim malımız hem yerli, burada istihsal olunan ve Türkiye'den en çok su kardeş ülkeden, Türkiye'den getirdiğimiz malzemelerden istifade edirik. Bizim için en önemli, yani en vacibi keyfiyettir. Keyfiyetimiz ne kadar yüksek olduğunca daima müşterilerimiz de bizden razı kalacak. Biz özümüz de öz işimizin behresini göreceğiz. Peki ürünlerinizde hazırlarken dikkat ettiğiniz hijyen unsurları neler? Bu tüm üretim süreci sizlere mi ait? Bəli, bütün bu iş zamanı, yani bizim işimiz de növbəlidir. Türkçesi var diyelim. Öyle bir işte çalışırız, işləyirik. Bunun için de yani 24 saat işlediğimiz için her zaman buna yüksek dikkat getirmeliyiz. Çünkü mesela biz gündüz vakti çalışıyoruz ama gece de önemli. Bizi onun için tüm yeteri kadar hijyendir, çalışanların giydikleridir, temizliktir, haftalık temizlik, bunları çok vacip bir bizim için unsurdur. Onlara dikkat edelim. Peki kaç çeşit ürününüz bulunmakta? Bundan önce de dediğim gibi biz çok az ürünle başlamıştık işimize başlayanda. Neredeyse bir 50 çeşit ürünümüz vardı ama şimdi bu anda yani işteden sonra bir 6 yılın neticesinde 150'den çok çeşit istihsal ediyoruz. Peki sizlerin mesleğinizdeki başarılarınız ve gelecekteki hedefleriniz nelerdir? Bizim başarılarımız odur ki, yine önceden danıştığım kimi, yani bu kadar balaca bir yerden başladığımızdan sonra bu kadar büyük bir yerlere gelmemizdir esas meselemiz. Buradaki yine dediğim, haradasın mesela günde 10 tane, 20 tane pasta istihsal ettiğimiz halde bu dakika bizim istihsalatımız 500-600 tane pastaya kadar çoğaldı. Bunu da biz hem bizim yönetimimizin hem de ki bizim çalışanlarımız emeği sahasında olmuştu. Biz de onlara buradan çok büyük bir teşekkür ederiz herkesine. Ondan sonra da gelecek hedeflerimiz şimdi de var. Bizim işimiz yeri biraz da daha büyütmesi için. Çünkü bizim ürünlerin keyfiyeti ve kalitesi daha yüksek olduğu için daha çok talep var pazarda. Bunun da inşallah o karşıda geldiğimiz planlarımız üzere
getmək istəyirik. Böyük bir işimizin çoxusu da bizim qardaş Türkiyə ölkəsi ilə bağlıdır. Oradan gələn aldıqlarımız avadanlıqlardır, xammal maddəsidir. Onlara da çox üstünlük veririk. Yəni bizim də həmişəki kimi öncəliyimiz müştərilərimiz məmnun qalsın ki, hər zaman gəlsinlər. Bütün harda, hansı marketlərdə gördüyü yerlərdə bizim mallarımız, ürünlərimiz hər zaman ağzına nuş eləsin. Sizlerin son olarak eklemek istedikleri var mı? Bizim size büyük bir derin teşekkürümüzü bildirmek istedik ki siz bizi bu kadar büyük istehsalçılardan seçtiniz, gördünüz, geldiniz, malumat topladınız ve inşallah gelen görüşlere de görüşerek yine işlerimiz daha büyüdük de yine gelirsiniz.